Nöromüsküler skolyoz, skolyozlar grubu altında yapısal skolyozlar dediğimiz, yani omurgadaki bir probleme bağlı olarak veyahut da genel vücut problemine bağlı olarak oluşmuş olan skolyozlar içinde bu ayrı bir gruptur aslında. Çünkü nöromüsküler skolyoz dediğimiz zaman bu çocuklarda özellikle beyin felci gibi veyahut da sinirsel bazı problemlerdeki, e, olaylardan kaynaklanan mesela polio gibi e, sinir felci gibi veyahut da e, kas hastalıkları veya kas erimelerine bağlı olarak e, bizim nöromüsküler skolyoz dediğimiz tablo ortaya çıkabiliyor. Başlangıçta tabii ki bu tip nöromüsküler skolyozlar çok selim veya iyi gidişli gibi görülebiliyor. Ancak bu çocuklarda kas dengesizliğinden dolayı zaman içerisinde çok ciddi anlamda akciğer ve kalp sorunlarına neden olabilecek tablolarla karşımıza gelebiliyor. Burada en önemli şey, dikkat edilmesi gerekli olan şey şu. Böyle bir çocuk varsa e, ve ailede böyle bir tablo karşımıza gelmişse mutlaka bu çocukları omurga muayenesi açısından veya omurga takibi açısından izleme almakta fayda var. Aksi takdirde e, bize çok geç dönemde geliyorlar ne yazık ki bu çocuklar. Ve geç dönemde geldiklerinde zaten akciğer sorunları var bu hastaların ve büyük bir çoğunluğu akciğer enfeksiyonlarıyla kaybedilebiliyor ve rahat nefes alamıyorlar. Kaldı ki bir de deformite oluştuğunda yani skolyoz veyahut da kifoz tablosu ortaya çıktığında bu çocuklarda ciddi anlamda akciğer ve kalp problemleri ortaya çıkabiliyor. O da ciddi olarak hayatlarını bu çocukların tehdit edebiliyor.